Merhaba, hep yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizinle bu zemini görmüş olduğunuz hırkanın tarifini paylaşacağım. Bu hırkayı beni sıkı takip edenler biliyor zaten, gördüler. Bu hırkanın tarifini çıkarırken sizinle bir hırka challenge videosu paylaşmıştım. Acaba kaç saatte bitirebiliyorum diye. O videoyu izlemediyseniz buralara buralara koyarım. Gerçekten çok güzel, çok tatlış bir hırka oldu. Bunu yaparken ihraç fazlasıyla kullanmıştım. Sonuçta deneme yaptığım için elimdekileri değerlendirdim. Şimdi bu hırkanı size anlatırken hırkayı böyle tatlı bu tatlı bir hırka daha ördüm. Bunun dokusu çok güzel. Diğer kullandığım ip bir tık buna göre sert bir iplik. Ben bunun doku olarak çok daha fazla beğendim. Diğerine göre bir tık uzun yaptım. Bakın bu şekilde bir tık uzun yaptım. Çünkü bunu anneme için yaptım. Sayıları aynı. Sadece boyunu daha uzun yaptım bana sürekli e, işte kapalılar için de bir şey yapalım falan diyorsunuz gördüğünüz gibi her yaptığım şeyi kapalılara da uyarlayabilirsiniz ne yaptım sadece şu beden kısmını şurada bitirmedim de birazcık daha ördüm o şekilde yaptım tam tamına 7 yumak iplik kullandım bu üzerindeki için ama siz daha kısa yapacaksanız diğeri gibi buralarda biten 6 yumak size yetecektir Kartopu süper cermki iplerini kullandım. Kartopu bu videoya sponsor olduğu için de teşekkür ederim. Bu ipler yeni çıkmış ve yün içerikli bir iplik. Gerçekten ben dokusuna falan bayıldım. Beni bilenler bilir sevmediğim ipleri örmem. <laughs> Çünkü sev severek yaptığım bir işi sevmediğim bir iple çekilmez hale getirmek istemiyorum. Bu yün ipleri beğendim gerçekten. Bu renge de bayıldım. Başka da bir sürü güzel renkleri var. Bu iplerle bir şeyler yapmaya devam edeceğim zaten. Şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel oldu. 9 milimle çok rahat şıpşak ördük hırkayı. Bu ile diğer hırka tamamen aynı. Sadece bunun bedeni daha uzun. Ve dediğim gibi 7 yumak ip kullandım. Kısa yapacaksanız 6 yumak kullanabilirsiniz. 6 yumak yetecektir. Hatta şuralarda falan yapacaksanız 5 yumak bile yetebilir. Sayıları herkes kendisine göre ayarlayabileceği bir hırka. Dikişsiz bir hırka. Hiçbir yerinde dikiş yok. Tamamen ördük çıktık. O yüzden bu hırkayı yaparken 9 milim şiş kullandım. 9 milim 120 santim mümkünse eğer bulamazsanız da 100 santim şiş almanız gerekiyor. Hatta 120 santimden uzun bir şiş varsa onu da alabilirsiniz. Misinalı şiş kullanacağız. Misinalı şiş. Çünkü bunu giyerek bedeninize oturtarak yapmanız gerekiyor. Kol kısımlarında sadece 6 milim şiş kullandım. Bu malzemeleri detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakıp okuyabilirsiniz, not alabilirsiniz. Kaç yumak kullandım, hangi pi kullandım, kaç milim şişler kullandım hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Lütfen açıklama kısmını okuyun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kafanıza takılan yerleri lütfen video yorumlarında sorun bana. Onları sürekli okuyorum ve cevaplıyorum. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız buraları Instagram hesabımı koydum. Umarım hoşunuza gider. Kimler hemen yapmaya başladı. Lütfen benimle yaparken, örerken Instagram'dan story atıp beni etiketleyin ki ben de görebileyim nasıl örüyorsunuz, hangi renk örüyorsunuz falan filan. Hadi gelin şimdi hırkanın yapım videosuna geçelim. Sizi kadar ben de heyecanlıyım sizinle paylaşmak için. Çok güzel oldu. Evet hırkaya başlıyoruz. Gölgelerden anladığınız üzere akşam saatinde başlıyoruz. Çünkü anca bu şekilde gece gündüz çekim yaparak yetişiyorum. Ama ilmekleri görebileceğiz için sıkıntı olmaz diye düşündüm ve yapmaya başlayacağım hemen. Makas ihtiyacımız var ve şu tarz diğer belirleyicilerden 8 tane ihtiyacımız var. Yine hırkanın düğmelerini vesaire bir şeylerini dikmek için ihtiyacımız olabilecek şey bir tane etamin iğnesi sıra saymak isterseniz böyle bir şey kullanabilirsiniz dikirmatik tarzı yüzüklerden şöyle ben parmağıma takıp bu şekilde sıra sayarken kolaylık oluyor açıkçası yine bunu bir kere kenara koyuyorum ip olarak da kartopu süper canki ipini kullanacağım şöyle bir renk bakın yapısı dokusu bu şekilde yumuşacık bir ip yünlü bir ip o yüzden hırka için ideal bir ip gerçekten şöyle bunun içinden çıkararak başlayacağım şişlerimi unuttum en önemlisi 9 milimde şiş kullanacağım. E, benimkiler değiştirilebilir misinal olduğu için ben şu an 80 santim misinayı taktım başlarken. İlerleyen zamanlarda hırkanın boyutu büyüdükçe bunu 100 santime veya 120 santime çıkaracağım. Ama siz tek yani 9 santim misinalı şiş olarak alacaksanız, 100 veya 120 santim olanını alırsanız çok daha rahat edersiniz. Yine kollarını örerken de bunu çıkarıp 60 santim misine takacağım buraya. Bu şekilde malzemelerimiz. Şimdi örmeye başlayalım. Burada ben notlarımı örerken ilk tarifi çıkartırken almıştım. 36 ilmek başlayacağız. Bu hırkanın bir bedeni yok. Bunu örerken siz belirliyorsunuz. Onu ördükçe anlatacağım. Yani ben 42 bedenim 36 bedenim falan hiç önemli değil. Kaç beden olursanız olun şu başlangıç sayımız aynı. Yakadan başlamalı örgülerde bu şekilde oluyor. 36 ilmek başlayacağız. 9 milim şiş kullanacağım. Bu şekilde ayrımını yapacağız öne, önlere bir tane kol ayrımı bu şekilde kola altı birer birer bunları zaten örerken göreceğiz bu şekilde göstermiş olayım şimdi ipimi alıyorum bakın şöyle bir parça şöyle yaklaşık bir metre kadar sağ tarafıma itti daha sonra ipi parmağıma doladım bakın şöyle doladım hiç bilmeyenler için bunu da Baş parmağımın altından getirdim. Üstünden çıkardım. Şu ikisiyle tuttum. Şöyle yapıyorum bakın. Alttan şişimi taktım. Bunu bu şekilde aldım. Ve buradan geri çıkarttım. Baş parmağımı bıraktım. Tekrar baş parmağımı buraya takıyorum. Zaten şunu hiç bırakmıyorum. Bir ilmek atmış oldum. Bu şekilde ikiyi atmış oldum. Bakın üç, dört, beş. Başka bir ilmek atma şekli biliyorsanız onu da yapabilirsiniz. Önemli olan 36 tane ilmek atmak. Ben bu şekilde yapıyorum. Bakın. Alttan alıyorum. İşaret parmağımdakini şişe doluyorum ve onu buradan yani şişi soktuğum yerden aynen geri çıkarıyorum ve bunu çekiyorum. Bu şekilde 36 tane ilmek atıyoruz. 36 ilmeği attık. Bu videoda düz ve ters örgüyü bilmeniz yeterli. Hani bu bir örgü öğretme videosu değil. Düz ve tersi nasıl aldığımı göreceksiniz ama en azından şiş örgüsünde düz ve ters örmeyi biliyor olmanız lazım bunu yapmak için. Onu söylemiş olayım. Şimdi bu ilmek atmam bitti. Geri çeviriyorum yani bu tarafını çevirdim. Daha sonra hemen ipimi de bu şekilde alıyorum ve bir sıra ters örüyorum. Bu tersi örerken de ayrımları yapıyorum. Yani bir tane ilkini hep örmeden alıyorum. Bakın, örmeden aldım. Ters örüyorum dedim ya. Bir tane buraya kol için ekleme yapacağımız ilmeği belirlemek adına bunu takıyorum. Bakın bir tane aldım örmeden ve bunu buraya şişime sığmadı. Önden takalım bunu. Önemli değil. Şimdi bir sıra bir ters örelim. Önden artırmaya başlarken onları takacağız. Bir, bir sıra ördüm. Bir sıra bunu ördükten sonra şimdi yer belirleyicileri takarak artıracağımız yerleri belirleyeceğiz. İlkini yine örmeden alıyorum. Bakın eğer düz taraftaysan burayı düz örgü tarafı burası. Örgümüzün yüzü. Hırkanın insanların göreceği kısmı. Yani böyle garip cümleler kuruyorum ilk defa şey yapanlar için yapacak olanlar için. Bunu bu şekilde örmeden alıyorum. Az öncekini ters örüyormuş gibi aldım hatırlarsanız ve bu ilmeğin bu bir ilmek bizim ön tarafımızın ilmeği bu ilmekte sağına soluna artırma yapacağımız ilmek o yüzden bu ilmeğin şöyle bu ilmeğin kendisine bu şekilde yer belirleyicimi takıyorum ki nerede artırma yapacağımı karıştırmayayım. Artırma yapacağız şimdi. Hemen burada artırma yaparak başlıyorum. Bakın şöyle yaklaştıracağım. Herkes yapabilsin diye detaylı anlatıyorum. Bakın şişimi ipimin bu şekilde alıyorum. Bakın ipin altından bu şekilde alıyorum. Çünkü diğer türlü alırsanız delik olur. Yani artırmanızın kenarlarında delikler olur. Ben deliksiz artırma yapmak istedim. Bu şekilde alıyorum ve düz örgümü örüyorum. Bu ilmeğin hem sağını hem solunu artırma yapacağımız için tekrar aynı işlemi yapıyorum ve kol için 6 ilmek örüyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu benim kolum kolum olacak yer bu alt ilmek. 6 ilmek ördükten sonra bir tanesini daha açıyorum. Buradaki 7.ye takıyorum. Bu da yine artırma yapacağım yerlerden bir tanesi. Şimdi yine tekrar artırmamı yapıyorum bu şekilde. Bunu düz örüyorum. Bakın burada bir ilmek oluşmuş oldu. Sol tarafına da bir artırma yapacağım ve sırta geldi. Şimdi şöyle bunu artırmam elimle tutarken 18 ilmeği örüyorum. Bu 1, 2, bu şekilde 18 ilmek örüyorum. 18 tane ilmek ördükten sonra yine bir yer belirleyicimi alıyorum. 19. ya bunu takıyorum. Bakın. Bu da yine 4 yerden artırma yapacağız. Bu da üçüncüsü. Yine artırma yapıyorum ve bunu örüyorum. Artırma yapıyorum. Artırma yapıyorum dediğim şu olay. Bunun sağına soluna hırka boyunca artırma yapacağız. Kollarımız üzerimize sığana kadar. O yüzden bunu karıştırmayın. Bu tarafına da artırmam yaptıktan sonra yine 6 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6. 6 ilmeği ördükten sonra yine bunu alıyorum. Ve buradaki zaten 2 ilmek kaldı. Şuna 7.ye takıyorum. Bunun da sağında sonunda artırma yapacağız. Artırmamı yapıyorum. Bunu örüyorum. Yine artırmamı yapıyorum ve bunu örüyorum. Tamam hırkanın en zor denilebilecek kısmı burası şu ayrımı yaptık. Bakın bir ilmek şuralar şu bunu hırka boyunca çıkartmayacağız bunu. Çünkü şu ilmeği karıştırmamamız çok önemli. Sürekli bu ilmeğin sağına soluna sağına soluna bu dört ilmeğin hep artırma yapacağız. Artırmaları bir tek ön yüzden yapacağız. Yani bu taraftan yapacağız. Arka taraftan hepsini ters öreceğiz. Bakın ay, ters dediğim kısım zaten böyle pıtır pıtır gözüküyor. Şimdi şöyle. Ters olduğu için ilk ters örmeden alıyorum yine. İkincisini bakın bu artırdığım kısım. Bunu da şöyle bir ters örüyorum. Öyle tam göremedim. Şu şekilde ters ör. Daha sonra art, arttırma yaptım. İlmeğe geliyorum. Ters ördüm. Şimdi bunu ters örüyorum. Şöyle artırdığınız ilmekleri örerken dikkat edin. Çünkü arttırdığınız e, artırdığınız ilmekler böyle farklı görünebiliyor. O yüzden diğer ilmeklerle onu karıştırmayın. Bakın şimdi mesela ördüm. Bunu da ördüm. Geldi. Bakın artırdığınız ilmek şöyle görünüyor. Gördünüz mü? Şu. Artırdığım ilmek bu. Kenar sabit olan ilmek. Bu da diğer artırdığım ilmek. Yani şu ve şu benim yeni ilmeklerim. Şimdi hırkanın olayı bu. Arkadan Artırdıklarımız örerek bir sıra ters örüyoruz. Bütün ilmekleri bir sıra ters örüyorum. Önden de aynı artırma işlemini yapıyorum. Ta ki hırka bizim bedenimize olana kadar. Bunu nasıl ölçeceğinizi de ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Bu şekilde arkasını ters örüyorum. Şimdi ön tarafa geçtik. V yaka olacağı için yakayı da bu kol artırmaları standart örgüde bu tarz artırma. Şimdi kolla beraber sadece şu iki ön tarafa da bir artırma yapacağız ki yaka şu an bizim yakamızda şuraya bir ilmek bir ilmek koyduk ya o V yakanın şöyle nasıl çizeyim? Şu bizi şuraya artırma yapıyoruz şuraya. Hırkamız şu şekilde olması için şöyle şöyle olacak ya. Şuraya artırma yaparken şu yaka kısmına da belli bir sayıda artırma yapmamız gerekiyor. Bakın şu yaka kısmına. Burasının V olması için. Yani bu artırmalar arkalı önlü şurada 4 tane artırma yazsa sadece önün kenarından da belli bir sayıda artırma yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Bakın. Örmeden aldım. ilkini hep böyle yapacağım. Bir tane artırma yaptım. Bu benim ön yaka artırma. Sonra bu şekilde ördüm. Bunu nereye geldim? Bakın pembeyi taktığım ilmeğe. Bakın karışmasın. Pembeyi taktığım ilmeğe geldim. İlkini örmeden aldım. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek ördüm. Pembe yer belirleyiciyi taktığım artırma ilmeğime geldim. Ne yapıyordum? O artırma ilmeğinden önce bir artırma. ilmeği ör. Bir artırma. Daha sonra diğer artırmaya kadar normal ör. Bu şekilde. Ön tarafa kaç artırma yaptığınızı not alın. Ben 8 tane yapmayı planlıyorum. Şöyle bir sonraki artırmaya kadar örüyorum. Bunu da örüyorum. Şöyle yaptım. Bakın pembeye geldim. Artırma ilmeğimin yaptığı yeri. Bu arada bu hangi ilmeğe aitti diye karıştırıyorsanız bunu her seferinde çıkarıp bir üste takarak karıştırmayabilirsiniz. Ben çıkarmıyorum çünkü karıştırmıyorum artırmamı yaptım ilmeğimi ördüm diğer tarafına da artırmamı yaptım diğer pembeye gelene kadar aynı düz Örmeye devam ediyorum Burada da aynı artırmayı yapacağım şurada da aynı artırmayı yapacağım şu son kısma geldim bakın son 3 ilmek kaldı şu artırma yaptığım ilmek sağından sondan bunu yapıyorum Tekrar artırma yaptım sağında ve solunda yapıyoruz Bir tane örüyorum Çünkü bir tane ilmek var önünde Son ilmek kalınca bakın buradaki ilmekler giderek artacak karıştırmamanız için söylüyorum Yaka kısmına artırma yapacağız ya Buradaki ilk artırmamı da şimdi yapıyorum yani son ilmekten Hemen önce bir tane yaka artırması yapıyorum Burada da bu taraftan ilk başladığım için İlk ilmekten hemen sonra yaka artırması yapmıştım. Teknik olarak kenar ilmeklerin hemen bir iç tarafına artırma yapıyorum yaka için ayrı. Yani şu dördünden bağımsız bir artırma bu. Şimdi tekrar arka kısmını çeviriyorum ve hepsini ters örüyorum. İlkini ters olarak örmeden alıyorum. İkinci artırma yaptığım ilmeği de yine ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örüyorum. Buralarda bir şey yok. Artırmaları karıştırmayı yeter. Arkasını hep dümdüz ters öreceğiz. Arka tarafta artırma veya eksiltme yok. Bu şekilde arka kısmını komple ters örüyorum. Evet arka tarafını ördüm. Şimdi şöyle yapayım. Bakın artırma yaptığım ilmek bu. Hatta şöyle yapacağım. Sizin için şunu şuraya takayım. Gözünüz şey olmasın. Şimdi yine bir kere de artırma göstereceğim. Sonra ben kendi bedenime olana kadar artırmalar devam edeceğim. Siz de aynısını yapacaksınız. Bakın ilkini örmeden düz alıyorum. Aldım. Ne yapıyorum bunu aldıktan sonra hemen buraya bir artırma yapıyorum Çünkü neden V yaka yapıyorum İkinci artırmamız bu Şu yaka artırmasını sayın yaka artırmasını sürekli yapmayacağım e, 8 tane yapmayı planlıyorum Daha fazla yaparsam zaten videoda görürsünüz Yaka artırmasını sayarak yapacağız yani sadece göğüs bölgemize Bu V kısmı gelene kadar yapacağım 8 tane yeter diye düşünüyorum bunu ördüm. Bunu da ördüm. Burada artırmamı yaptım. Bunu bunu ördüm. Pembe ilmeğin olduğu yere geldim. Artırma yaptım. Ördüm. Tekrar artırma yaptım. Ördüm. Bu şekilde artırmalarıma devam ediyorum. Yine şurada da yaka için ilmek eklemeyi unutmuyoruz. Dediğim gibi şu an ikinci yaka için V olması için ikinci ilmeği ekliyorum. 8 tane ekleyeceğim. Sonra bakacağım üzerime tutup oldu mu diye. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben şimdi bunu e, kendi bedenime olana kadar koltuk kısmı artırmalarını yapacağım. Sonra beraber kolunu ayıracağız. Bakın şimdi buraya dediğim gibi şu ön kısmı 8 kere artırdım. En son 8. artırdığımı da ördüm zaten buradan. Artık buraya artırma yapmayacağım. Sadece buralardan artırma yapacağım. Yani 4 yerden artırıyorduk ya şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. V yakamız oldu. Çünkü Burayı 1 ilmekle başlamıştık hatırlarsanız. Burayı 18 ilmekle. Yani 18'in yarısı kaç? 9. Yani öne önler 1 ilmeği de buraya koyduğumuzda 8 ilmek burada. 8 ilmek burada. Toplamda ön kısım 16 ilmek eksikti. Bur, burayı artırırken bunlar da artıyor. Ama buraya da ekstradan 8 kere artırma yaparak ön ve arkayı eşitlemiş olduk. Aynı zamanda V yaka yapmış olduk. Artık burada artırma yapmayacağım. Burayı normal öreceğim. Sadece buralarda artırma yapacağım. O da üzerime olana kadar. Bakın. En son üzerime say kaçıncı sayıda olduğunu söyleyeceğim zaten. Şuraya benim kolumun sığması lazım ve şurasının benim koltuk altımda rahat bir şekilde birleşiyor olması lazım. O noktada kolları bedenden ayıracağız. Ama o noktaya kadar şu artırma işlemini devam edeceğiz. Ben mesela kendi üzerime giyerek misin nasıl işte, Kendi üzerime giyeceğim bunu yani boynumdan. Şurayı da koltuk altından tutacağım. Bakalım burası birbirine kavuşuyor mu? birleşiyor mu? Şimdi bana soracaksınız 46 beden için 42 beden için işte kaç olur falan diye. Burası bedeni burası belirliyor. Siz kaç beden yapacaksanız yapın başlangıç aynı. Burası üzerinize olana kadar yani kolunuz buraya sığıp bu da koltuk altınızda rahat bir şekilde birleşene kadar artırmaya devam ediyorsunuz. Sizin bedeniniz o yani burası nın birleştiği yer sizin bedeniniz olacak. O yüzden belli bir sayı yok. Herkes kendi üzerine ölçerek burayı böyle tutarak birleştirerek kolu sığıyorum, sığmıyorum kontrol edebilir. Şimdi ben de bunu kendi bedenime olana kadar yapacağım. Bakın, artırma yapmayacağım dedim. İlkini düz örüyorum. Normalde burada artırma yaparak geldik. Toplamda 8 tane artırma yaptım burada şöyle artırma yapıyorduk. Artırma yapmıyorum. Düz Normal örüp devam ediyorum. Artık bu kısımda artırma işlemim yok. 8 tane artırıyoruz sadece. Ön ve arkayı eşitleyene kadar. Artırmam bu kısım için bitti. Bakın 8 diyorum. Diğer taraflar için Buradan buradan bu dört kısım için artırmam devam edecek ta ki üzerime olana kadar. Şimdi ben o kısmı yapacağım. Bakın, hırkayı ben kendi bedenim olana kadar yaptım. 38 ilmek bana olacak diye düşünüyorum. 38 ilmek neresi? Burası kol. Bakın burası ön taraf. Şu iki çizginin bir ilmek var ya burada sağından solundan sürekli artırma yaptığımız. O birer ilmeğin arasında birer ilmek dahil değil birer ilmeğin arasında 38 tane ilmek var şu an benim. Siz de benimle aynı sayılarda yaptıysanız sizin de bu kol kısmında 38 ilmek olana kadar yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum bu hırkada beden diye bir şey yok. Kendi üzerinizde bunu ölçeceksiniz. O yüzden hırkayı yaparken 100 veya 120 cm sınav şiş kullanın ki ölçme şansınız olsun. Bakın şu birer ilmeği şöyle ön kalı üst üste getirdiğimiz zaman burası bizim kolumuz oluyor. Yani bu ikisini şöyle tuttuğunuzda kolunuzun buraya sığabiliyor olması lazım. Burasının da koltuk altınızda rahat bir şekilde birleşiyor olması lazım. Eğer bu size küçük geliyorsa veya benim bedenimden daha büyük bir beden için yapacaksanız veya bir erkek için yapacaksanız hiç fark etmez bu kısmı artırmaya devam edeceksiniz. Ta ki yapacağınız kişinin koltuk altında burası rahat birleşene kadar bedeni burası belirliyor. Yani her şeye koldan bakacağız. Koltuk altında burası rahat birleşiyorsa artırmayı bırakıyoruz. Benim yaptığım gibi kollarını ayırıyoruz. Şimdi kol ayırmasına geçeceğim. Kol ayırdıktan sonra da mutlaka giyip görüyorum. Ondan sonra eğer tamam oldu diyorsam, o şekilde örmeye devam ediyorum. Kol ayırırken şöyle yapacağım. Şu ters döndürmüşüm. İlkini örmeden alıyorum. Standart bir şekilde nasıl ördüysek bunu şu bir ilmeğe gelene kadar örüyorum. Bakın buradaki bir ilmeğe gelene kadar burayı öreceğim. Daha sonra kolunu ayıracağım. Şimdi bakın buraya kadar geldim. Bu bir ilmeği örmüyoruz. Bunu kola dahil edeceğiz. Yani kolumuz şu an 40 ilmekten oluşmuş olacak. Ama siz kol daha ince olsun derseniz buraya da dahil edebilirsiniz. Bu çok sıkıntı bir şey değil yani. Şimdi ben şöyle daha küçük bir misinanın bakın şu şekilde. Daha küçük bir misinanın ucuna şöyle aparatını taktım. Ve buna geçirip bu tarafı da kitleyeceğim Böylece giyip deneme şansım olacak. Ama tabii ki misinalı şiş setiniz olmayabilir. Yani herkes de olacak diye bir şey yok. Bu yüzden ne yapacaksınız? Size önerim farklı renkte bir ipliği bir iğne yardımıyla buraya geçirip ucunu bağlayın. Burası ipte dursun. Yani kolunuzu buradan geçirebilin. Şimdi ben bu ilmeklerin hepsini buna tek tek geçiriyorum. Örmüyorum bakın. Bu burada. Örgüm burada. Ben kolu sadece geçiriyorum. Örmüyorum. Şimdi burayı geçireceğim. Bakın bu kısma geçirdim. Bahsettiğim şey buydu. Bir diğer ucundan da şişi çıkarıp bunu taktım. Böyle ilmeklerim kaçmayacak ama giydiğim zaman da giyip deneyebileceğim. Siz de bu kısma bir ip geçirip ipin diyelim ip geçirdiniz. Bu ipin ilk ucu ya. Bunu böyle bir düğüm atın. Bol bir düğüm atın ki kolunuz girebilsin. Sıkıştırmadan yani. Şimdi burada kalmıştı ipi. Buradan sırt kısmını diğer kolun ilmeğine gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Şöyle direkt örüyorum. Ha bu arada mesela bunu yaptınız. Düz örüyorum bu arada. Direkt bakın sırt kısmına geçtim. Kolunu ayırmış oldum. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Bunu yaptınız ve olmadı diyelim. Tekrar sökün bu sırayı geri gelin. Şişinize takın. Birazcık daha artırma yapın. Hiç problem olmaz. Şimdi bunu nereye kadar öreceğim? Bu taraftaki bakın bunu sırtı komple öreceğim. Bu taraftaki bir ilmeğe gelene kadar Normal düz örgü yapıyorum. Daha sonra diğer kolunu ayırıyorum. Şimdi sırt kısmını ördüm. Bakın buradaki bir ilmeği yine örmedim. Kolu örmeden diğer kolu da yine aynı mantıkla ben kısa misinama geçireceğim bu şekilde. Bakın bu şekilde şu bir ilmek dahil buraya kadar geçireceğim. Yani Bizim kolumuz 40 ilmekten oluşmuş olacak. Buraya kadar geçireceğim. Yine kapatacağım. Burada da yine kol aynı şekilde ayırdım. Siz de iple yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Ama kolunuza giyebilmeniz önemli. Böyle çengelli çengelliğine tarzında bir kol ayırıcı şeyler var mesela. Onları da kullanabilirsiniz. Ama e, giyemediğiniz için verimli olmaz. O yüzden ben bunlar olmadığı zamanlarda hep iple yapıyordum. Şimdi bunu da direkt buradan ön tarafa geçiyorum ve örmeye başlıyorum. Düz örüyorum. Sıra sonuna kadar düz öreceğim. Bu şekilde. Bu sırayı bitirdikten sonra üzerime giyip deneyeceğim. Eğer olduysa örmeye devam edeceğim. Bakın bu şekilde kolları ayırmış oldu. Gördüğünüz gibi. Yakamız da bu şekilde şöyle iniyor aşağı. Zaten bu kenarına en son lastik yapacağız. Şimdi bunu giyip deneyeceğim. Şimdi şöyle oturarak gösteriyorum. Çünkü tripodun ayaklarını açmaya üşendim. Bakın bu şekilde demek istedim. Bu giydiğimde bakın gayet rahat. Kolları, önü falan rahat. Burasının böyle kavuşması önemli değil. Önemli olan kollarınız olması. Çünkü bu ön kısmına lastik yapacağız. Lastik kısmı geldiğinde zaten üst üste gelecek. Ben bu hırkayı ben 36 beden giyiyorum bu arada normalde. Yaptığım hırka 38 beden diyebilirim. Neden derseniz ben bir tık böyle bol oversize model gibi yapmak istediğimden dolayı ben bu şekilde örmeye devam edeceğim. Benim bedenim için bu oldu. Bakın Kolumda rahat geliyor. Şimdi arkasını döndürüp örgümü yapacağım. İlk defa yapanlar için söylüyorum. Bu hırkanın bedeni yok. Dediğim gibi bu şekilde giydiniz veya giymeden önce örerken şurayı tuttunuz, bir baktınız, test ettiniz. Bu koltuk altınızda rahat kavuşmuyor. Mesela buralarda kalıyor olabilir. Veya kolunuzda yapışmasın istiyorsanız falan. Artık neyse Burası size rahat olana kadar burayı şu kısımları artırmaya devam ediyorsunuz aynı mantıkla. Ne zaman kolunuz buraya rahat bir şekilde girdi sizin hırkanız o sayılarda olacak. Yani benim kolum 40 ilmek diye sizinki de 40 ilmek olmak zorunda değil. Sadece hırkanın başlangıç sayısı önemli. Bu hırkanın başlangıç sayısını ben 9 milim şiş ve Kalın ip için ayarladım. Siz tutup da aynı sayılarda 4 milimle, 5 milimle, 6 milimle, 7 veya 8 milimle öremezsiniz çünkü bu kısım başlangıç kısmı küçük gelecektir. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi örmeye devam edelim. Şimdi hırka üzerime olduğuna göre arka tarafını çevirip ters örüyorum. Artık eksit mi artırma yok, sadece Hırkanın boyu istediğim boya gelene kadar örmeye devam edeceğim. En sonda lastik yapıp bitireceğim. Şu şekilde ters örüyorum. Diğer taraftan yani önden de düz öreceğim. Böyle bir sıra ters, bir sıra düz. Yani bu tarafını düz öreceğim, bu tarafını ters öreceğim ve arttırma yapmıyorum. Şimdi bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar yapacağım. Daha sonra bitiriş lastiğini yapacağız beraber. Evet ben geldim size çünkü hırkanın şu kısmını böyle göstermek istedim. Sürekli bana uzunluğunu kaç sıra yaptınız falan diye soruyorsunuz. Uzunluğu hiç problem değil. Siz burayı ne kadar mesela ördüm bakın bu yüzden sizden hırkayı 100 veya 120 santimlik şişlerle örmenizi istedim ki benim giydiğim gibi giyip deneyebilme şansınız olsun. Şu alt kısmının uzunluğu hiç problem değil. Ben diğer hırkayı kırçıllı olan beyaz gibi olan hırkayı daha kısa yaptım ama bu hırkayı annem için yapıyorum. Sayılar model aynı sadece uzunluğunu daha uzun tuttum bakın. Bu kadar yeterli olacaktır. Biraz kalça altına kadar buraya kadar indi. Şimdi lastik kısmına geçeceğim. Lastiği yaptıktan sonra da kapatıp lastik kısmını bitireceğim. O yüzden şöyle burayı göstermek istedim. İstediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. İsterseniz burada kap durun lastik yapın, isterseniz burada durun lastik yapın, isterseniz şurada durun lastik yapın. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. O yüzden kaç sıra yaptığınız şu kısmı önemli değil. İsterseniz kapalı olanlar mesela nasıl uzatacağım diyor. Burayı örmeye devam ediyorsunuz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. İsterseniz ayaklarınıza kadar örün. O size kalmış bir şey. Şimdi lastik kısmını yapmaya geçelim. Beden kısmı istediğim uzunluğa geldikten sonra lastiğini yapacağım. Ben bu tarz kazaktır, şeydir hepsinde, bütün hepsinde aynı şeyi yapıyorum. Ama yapmak zorunda asla değilsiniz. Yapamıyorum diye yapmak zorunda hissetmeyin. Yani yapamıyorum diye kendinizi kasmayın. 9 milimle örüyorum hırkanın her yerini. Sadece lastik kısmını 8 ile öreceğim. Bu bütün ırkalarda geçerli Lastikleri ben hep 1 milim küçüğüyle örüyorum. Şimdi bu arada beden kısmında benim şu anda 100 ilmeğim var. Tam 100 ilmek olmuş saydım. Buranın ben 2 ters 2 düz lastik yapacağım için bu ilmek sayısının çift olmasına ihtiyacım var. Yoksa tam denk gelmiyor açıkçası. O yüzden 100 olduğundan emin oldum. Eğer 99 olsaydı ya bir ilmek eksiltecektim 98 yapacaktım ya bir ilmek artırıp 100 yapacaktım. Onu bir sayın. Benim gibi iki ters iki düz yapacaksınız ama lastiğini bir ters bir düz de yapabilirsiniz. Şimdi lastik kısmını yaparken de aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 2 tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. 2 tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Bu şekilde. Artık istediğim uzunlukta lastik yapana kadar iki düz, iki ters, iki düz, iki ters öreceğim. Bakın. İstediğim uzunluğa gelene kadar lastiği bu şekilde örmeye devam edeceğim. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters şeklinde devam ediyor olacağım. Bu sırayı bir şekilde bitireceğim. Arkasını döndüğümde de yani şu taraf örerken de Düzleri düz, tersleri ters öreceğim. İki ters, iki düze devam ediyorum. Lastik uzunluğu da tamamen zevkinize bağlı. Ben bu tarz şeyleri saymıyorum açıkçası. Tamam bu kadar lastik yeter dediğim yerde bırakıyorum. O yüzden size de onu tavsiye ederim. Hani lastiği kaç sıra ördüm falan diye sormayın. Çünkü saymıyorum. Gözüme hoş göründüğü miktarda örüp kapatıyorum. Şimdi ben yine iki, ders, iki düz lastiğimi örüyorum. Bakın bu şekilde lastik kısmını ben ördüm. Bence bu kadar lastik yeterli. İpin olduğu taraf yani bakın yumaktan gelen ipim bu taraftaki şişte. Ben ip olmayan taraftan tığ ile kapatacağım. Çünkü tığ ile kapattığınızda çok daha düzgün bir görüntü elde ediyoruz. Şöyle tığımı buraya taktım. Şu ikinciyi şu şekilde bir. Bu tarafta ikinciyi birincinin içinden geçireceğim. Bakın şu şekilde. Tığımda hep ilmek olacak. Bir sonraki ilmeği aldım. Bunu da bunun içinden geçirdim. Bir sonrakini aldım. Bunu da bunun içinden geçirdim. Bu şekilde bütün ilmekleri geçireceğim iç içten Bu şekilde. Bakın. Böyle gayet düzgün bir kapatma oluyor. Ön lastiğini de bu şekilde kapatacağım hatta. Bu şimdi alt lastiği. Bütün hepsini bu şekilde geçireceğim. En son bu ip olan yere geleceğim. Şu ipi de burada en son tığımda kalan ilmeğin içinden geçirerek burayı sabitliyor olacağım. Evet sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi. En son son ilmeği buradaki ilmeğin içinden geçirdim ve şu şekilde kaldım. Bakın böyle. Bunun içinden de bunu geçiriyorum. Ve burayı makasla kesiyorum. Şu kadarcık kesseniz yeter. Bu da sabitlemek için. Böylece bedeni bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi lastik de gayet düzgün oldu. Şimdi bunu keseceğim. Ve ön lastiğine başlayacağız. Evet şimdi lastik kısmını yapacağız. Uzun misinamı taktım yine. Ben lastiği yine 8 milimle öreceğim. Ama 9 da örebilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi bu lastik için yapmak için bu kenarlarından ilmek alacağız ve sağ tarafa düğme deliği açarak lastik yapacağız. Dü düğmeleri sol tarafa dikiyoruz ya. Ama bu ilmekleri alırken şurada bakın görünüyor. Şunlar. Her birinden bir tane şeklinde almayacağım. O zaman gerdiriyor. O yüzden bir tane bundan alıyorum ilmek. Şu ortadan alıyorum. Bu iki ilmek ya bir tane de aradan alıyorum. Bir buradan çıkartıyorum, bir buradan, bir buradan, bir buradan şeklinde ilmek çıkartacağım. Şunu biraz uzun bırakayım kaçmasın. Şöyle. Bakın, şişimde burada buradan şöyle en dipten alarak başlamak istiyorum. Şöyle en dipten çıkarttım taktım. Bir diğer püf noktası da annemden öğrenmiştim bunu. Bu ilmeği kendime doğru çıkarttım ya. Bu ilmeği de geriye doğru çıkartacağım. Bakın yukarıdan geriye doğru çıkart. O zaman lastik kıvrılmadan duruyor. Bakın. Bir tanesini kendime doğru çıkarttım. Şöyle. Takıyorum şimdi geriye doğru çıkartacağım şu şekilde şuradan ortasına baktım bakın şöyle geriye doğru yani bir kendime doğru ilmek çıkarıyorum bir geriye doğru şimdi kendime doğru bu şekilde şuradan. yani ilmeği bir o tarafa çıkarıyorum bir bu tarafa bir o tarafa bir bu tarafa böylece kaymadan durabiliyor şimdi mesela geriye doğru bakın taktım hep kendinize doğru veya hep geriye doğru çıkardığınızda lastik dönüyor bu tarz lastiklerde bakın bu şekilde kaç ilmek olacak derseniz bitene kadar çıkartacağım ben bu ilmekleri hiç sayıp uğraşmıyorum. Lastik kısmını yine iki ters iki düz yapacağım. Ama iki ters iki düz olması için çift sayı olması lazım. Onu da hiç sayıp uğraşmıyorum. İki ters iki düz örmeye başlıyorum. Eğer bir yerde tek gelirse, sonda bir tane ilmek kalırsa ya onu toplayacağım ya yanına bir tane daha ekleyi vereceğim. İlmek hiç problem değil. Bir ilmek sizin örgünüzü bozmaz bu tarz şeylerde. Şimdi bir tane kendime doğru bir tane yeri doğru ve ilmekler uzun olduğu için burada bir tane buradan çıkarıyorum, bir tane ortadan, bir tane buradan, bir tane ortadan. Şimdi ben bunu komple yapıyorum. Bakın en son buraya kadar ilmekleri aldım, geldim. Az önce gösterdiğim gibi. Şimdi bu kapanışta kestiğimiz. Bunu en son kapatırız. Şimdi uğraşmama gerek yok. Şimdi iki ters, iki düz yapacağız yine. Değişik bir şey yok. Yönden bir, bir arkadan şeklinde ilmekleri aldı. Şimdi bakın, hatta düzle başlayayım. İki düz örüyorum, iki ters örüyorum. Sizken ters ve düz almalar ben farklı alıyorum falan diye bazı şiş örgüsü videolarında gelebiliyor. Hiç problem değil. Siz tersi düzü nasıl öğrendiyseniz öyle yapabilirsiniz. 2 ters, 2 düz. Bu şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar geleceğim. Yine geleceğim. Lastik kalınlığı ne kadar istiyorsanız tam onun yarısına geldiğimizde ilmek açacağız. Şimdi ben istediğim lastik kalınlığının yarısı olacak şekilde iki ters iki düz tıpkı burayı nasıl yaptıysam o şekilde lastiğini örüyorum. Bakın iki düz olan yere kadar geldim. Benim ilmek açma şeklim biraz farklı. Kendi uydurduğum bir yöntem. Belki böyle yapılıyordur ama bilmiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi şuraya ilmek açmak istiyor. Bunun için ben şöyle iki kere şişe doluyorum. 2 kere şişe doladıktan sonra bu iki ilmeği beraber örüyorum. Tekrar arkadan örerken bu iki kere doladığımı serbest bırakacağım. Böylece orada ilmek açılmış olacak. İki düzü beraber aldım. Normal terslerimi örüyorum. İki düz. Bir kere daha göstereyim. Bakın iki düzün olduğu yere tekrar geldim. Ilmek açacağım buraya. İki kere bu şekilde doluyorum. Daha sonra bu ikisini tek seferde ve düz olarak örüyorum. Bu şekilde bunları arkadan gelirken bu doladığımı açacağım. Ve ilmek olmuş olacak. Şimdi her Düz işlemde 5 kere bunu tekrar edeceğim. Siz de kendi ilmek yerlerinizde aynı şeyi tekrar edebilirsiniz. Bakın bu şekilde son ilmeğime geldim. Bunu yaparken göstermek istiyorum. Bakın burada doladığım yer burada görünüyor. Şimdi bu normal bir ilmek zaten. Hani ikisini düz almış gibi bunu ters örüyorum normal. Çünkü burası ters sonra bunu açıyorum bir katını açıyorum ve bu böyle dev bir ilmek oluyor bakın bunu da şöyle ters alıp Örmeye devam ediyorum Aslında dolayarak orayı büyük bir ilmek yapmış oluyorum bakın burada da düğme geçireceğim deleyip hazır olmuş oldu bu şekilde hepsi bu kadar Ben şimdi bu 2 sıra daha öreceğim üzerine benim için lastik yeterli ilmeğin altına 3 sıra ördüm üstüne de 3 sıra örmüş olacağım 2 sıra daha örersem daha sonra kenarını tıpkı şu lastiğini kapattığım gibi tığla kapatacağım bunun kenarını da tığla kapatacağım ve kolları örmeye başlayacağız bu şekilde Bakın şimdi kola geçeceğiz. Kola geçmeden önce ön kısmı bu şekilde kapattım. Önümüz tamam. Artık orada bir işimiz yok. İpimi alıyorum. Benim zaten kola misina geçirdiğim için bir Sinan'ın ucundan şu pembeleri çıkarttım. 9 milimleri taktım direkt. Siz de ip geçirdiyseniz çıkarıp misinanızı takın. Şunu bir püf noktası şunu birazcık ipini uzun bırakıyorum çünkü koltuk altında küçük bir delik oluşuyor bakın şöyle örmeye başladığımda en son hırka bittikten sonra o deliği şurada bıraktığımız parça iple dikiyorum içeriden o yüzden bunu parmağıma doladım bir elimle de tutuyorum ve şöyle düz örmeye başlıyorum dümdüz öreceğiz tıpkı beden ördüğümüz gibi sadece yuvarlak öreceğiz Neresinin ilk ilmeğimiz olduğunu hatırlamak açısından şu ilk ilmeğe yer belirleyici takabiliriz. Şöyle yapayım. Şöyle dümdüz kol istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğim. Şimdi kolu ben bitirdim. Kolun lastiğini yapacağız ama bundan önce şunu söylemek istiyorum. Ben diğer yaptığım kısa hırkada kolda hiç eksiltme yapmadım. Lastik kısmını 6 milimli ördüm sadece. Ama burada ise eksiltme yaptım. Çünkü annem lastiğin bir tık daha dar olmasını istedi. O yüzden ben de rastgele aşağı doğru inerken Burası benim e, işte bu şurama falan geliyor. Bakın şuralara falan gelen kısımda Oralarda rastgele oradan buradan iki ilmeği beraber alarak eksiltme yaptım. Hafif daralttım. Rastgele bakın ilmek aldığım yerlere bakın hiç tutardı değil. o diğer kol içinde rastgele yapacağım bu hiç problem olmuyor çünkü çok az eksiltme yaptım 8 tane eksiltme yaptım çok değil ama kendiminkinde normalde hiç eksiltme yapmıyorum bunu göstermek istedim şimdi lastik kısmına geldik lastik kısmında ise 6 milimle öreceğim dediğim gibi elinizde 9 milimden küçük Kaç milim şiş varsa bunu örebileceğiniz maksimum 6 ama 7 veya 8 de olabilir. Onunla lastiği örmenizi tavsiye ederim. Şimdi direkt buradan buna geçeceğim. İpimi doluyorum. Tıpkı bedenini yaptığımız gibi özel hiçbir şey yok. Dediğim gibi kendime yaparken eksiltme yapmadım diğer hırkada. Sadece bu hırkayı aynı sayılarda annem için yaptığımdan annem kolu bir tık böyle birkaç ilmek eksi şey olabilir eksiltebilirsin dedi o yüzden anneminkini o şekilde yaptım çok da fark olmuyor açıkçası onu söyleyeyim şimdi böyle iki düz iki ters lastik boy istediğim kadar olana kadar kol lastiğini öreceğim dönerek kol lastiği bittikten sonra tıpkı alt tığla nasıl kapatma yaptıysak o şekilde yapacağız burada özel bir şey yok ama tekrar ediyorum bu eksiltmeleri Normalde kendime yaparken hiç yapmıyorum. Sadece lastik kısmını küçük milim şişle örüyorum. Veya lastik yapmaya başlamadan önce işte iki örüp bir eksiltiyorum, iki örüp bir eksiltiyorum. Ondan sonra lastik yapıyorum. Bu daha böyle kazaklarda kullandığım bir teknik. Bu kısmı böyle daha tutsun istediğim zamanlarda kullandığım bir teknik. Hırkanın kolunun biraz geniş olmasını sevdiğim için sadece küçük şişle yapıyorum. O kadar. Şimdi ben bu kolu bitireceğim. Diğer kolunu da bitireceğim. Kolu kaç sıra ördün demeyin. Çünkü giyerek yapıyoruz. Bu hırkanın özelliği bu. Üzerimizde giye giye tamamen kendi bedenimize uygun bir tasarım yapıyoruz. O yüzden hırkanın kolu da giydim. Benim için uygun boyuta geldiğinde yani yaklaşık bakın şuralara falan geldiğinde saatimin olduğu yere geldiğinde lastik yapmaya başladım ben. Şuralara falan bitecek şekilde lastiğimi de bitireceğim. Yine lastik uzunluğu da zevkinizde kalmış. Ben iki kolunu da bitireceğim. Daha sonra düğmelerini dikiyoruz ve hırka bitiyor. Bakın bu şekilde hırkayı bitirmiş olduk. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle yakından göstereyim. Bakın düğmelerini de diktim. Şöyle ahşap düğmeler diktim. Gayet güzel oldu. Düğme nasıl dikeceğini göstermedim. Normal dikiyoruz işte. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte bu kadar. Evet hırkanın sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve anlatabilmişimdir. Anlamışsınızdır. Yine de kafanıza takılan yerleri yorumlarda yazın lütfen. Böylece ben de okuyup cevaplayabilirim elimden geldiğince. Gerçekten gözünüz korkmasın. Önemli olan doğru malzemelerle örmek bunu. Benim misinal şişletim olduğu için benim için kolaydı ama misinal şişletiniz yoksa da açıklama kısmına yazdığım şişlerden e, bulabilirseniz gayet kolay olacaktır. Yine düz şişlerle de bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Tığla da bir şeyler yapacağız. Örgüyü zaten sevdiğim için her zaman örgü hayatımda olduğundan ben de yaptığım şeyleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu hırkayı sizinle hemen paylaşmak için gerçekten çok hızlı ördüm. Normalde arka arkaya bu kadar hızlı iki hırka hiç örmemiştim. O yüzden bir like hak ettim diye düşünüyorum. Buralara Instagram'a hesabımı koyuyorum. Yaparken, örerken beni de etiketleyerek paylaşımlarınızı bekliyorum. Böylece ben de görebilirim hangi renk yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz falan filan diye. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hırkalarınızı merakla bekliyorum. Anlamayın. Bye bye.